Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uygulama ile otizm, Down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunu olan kişiler, acil servise ihtiyaçlarını devlet hastaneleri, acil servisleri içinde kurulan engelsiz acil servis biriminden alacak. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgilere göre özel gereksinimli bireylerin acil servis ihtiyaçlarının daha nitelikli karşılanması için dünyada çok az örneği bulunan yeni uygulamayı başlattı. Sağlık Bakanlığı'nca bu grupta yer alan özel bakım ihtiyacı olan kişilerin acil servis hizmetlerinden faydalanmasına yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Bu doğrultuda özel bakım ihtiyacı bulunan bireylerin özellikle acil servis hizmetlerinde farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu göz önünde bulunduran Sağlık Bakanlığı, bu kişilere daha yüksek kalitede hastalara yormadan ve bekletmeden müdahale edilebilmesine olanak sağlamak için harekete geçti. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü'nde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla otizm, Down sendromu ve zihinsel gelişim geriliği gibi sorunu olan özel gereksinimli hastaların ambulanstan acil servisteki tedavisinin sona ermesine kadar geçen süreçte ayrı bir yaklaşımla ele alınmasına olanak tanıyacak engelsiz acil servisler projesi başlatıldı. Hizmetin yapılacağı pilot hastanelerde acil servislere başvuran bu gruptaki hastalara kayıt işlemleri sırasında görevli tarafından hastanın durumunu ortaya koyan ve bu hizmetten yararlanmasını sağlayan, hastalar başvurudan itibaren acil servisten hizmet almaya gelen diğer kişilerden pozitif olarak ayrıştırılacak ve taburcu edilmesine kadar tüm süreçte hastaya eşlik edilecek. Acil servis içindeki hizmetler bu kişiler için özel olarak oluşturulan sakin bir ortamda verilecek. Bu hasta grubuna yaklaşım konusunda eğitim almış personel tarafından acil sağlık işlemlerinin hızla ve kesintisiz yapılması sağlanacak. İlk pilot uygulamalar Muğla, Erzurum, Samsun ve Kayseri'de belirlenen hastanelerde başlatıldı. Bu proje kapsamında 2023 yılı ilk aylarında personel eğitimleri tamamlanacak ve ilk etapta 30 ilde pilot hastanelerde uygulama yapılacak.